Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün bizim için bu senenin en büyük arıcılık faaliyetini yapacağımız en büyük gün. Bal sahamı yapacağımız güne geldik. Bugün ayın 9'u, 9 Ağustos 2022. Bugün Nevzat hocam sağ olsun bana yardımlarını esirgemedi. Buraya kadar çıktı geldi. Beraber 1 ve 2 numaralı kovanlarımızdan sahan yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu sene yaşadığımız sıkıntıları takip eden arkadaşlar bilirler. Büyük sorunlar yaşadık, büyük acemilikler yaptım. Dolayısıyla bal hasadımızın ne kadar sağlıklı olacağı konusunda da şüphelerimiz var. Ama elimizden geldiği kadar aşağı yukarı 10 tane katta, 5 tane bu katta ve alt katlarda da ballar olduğunu düşünüyoruz. Şimdi o balları kontrol edeceğiz ve yapabildiğimiz sahamı yapacağız. Ve ondan sonra gerekli tedbirleri alıp kovanlarımızı tekrar bırakacağız. Evet, hoş geldin Nevzat hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ayrıca. Buraya kadar yoruldun, geldin. Ben yavaş yavaş açıyorum kovanımızı. Buyurun. Kapak altında hala ben gördüğün gibi naylon ve çuvalla şeye devam ediyorum. Tedbire devam ediyorum. Üst kattaki arı yoğunluğumuz da fena değil gibi. Evet, üst kattaki arı yoğunluğum önceki haftalara göre daha belirgin bir şekilde yoğun. Hocam, bu seneki yaşanmışlıklara bakarak ne çıkacağını ben bilmiyorum ama umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Ya ben de öyle ümit ediyorum. Şimdi şöyle bir önerim var. Ben bu üst katı komple buradan kaldırıp şunun üstünü alayım. Silkeleme yaptığımız zaman alttakileri ya da alttakileri önce silkeleyelim sonra üst kata geçelim. Tekrar tekrar arıları silkmemiş oluruz diye düşündüm. Buna önce bir bakalım isterseniz kabaca hocam. Öyle mi? Tamam. Kabaca bakalım durum nedir? Gerekirse yandakini alıp burada silkeleme yaparız. Bir bakalım ondan sonra tamam. Gelin dediğinizi yaparız. Hay hay. Alt kata bir bakalım yani. Ha, bunu alayım mı şimdi oraya? Bir bakalım, merak ettim hocam ben, durum nedir? Üst kattaki durum. Evet, ha, durum tamam. Üst kattaki bakalım sezon nasıl geçmiş? Daha o maşallah iyi olsun. Şöyle arka evet. Tarafı da dolu. Bunu da böyle pratik olsun diye yaptım. Arılara çok fazla zarar vermemek adına. Bir tane daha bakalım hocam durum nedir? Tabii kapağı sizin, çıkartıyorum. Sizin planınızı yapmakta fayda var alt kata. Evet, güzel gözüküyor bu da. Evet hocam yani. Şöyle alayım. Bu yılki yaşanılan bazı şanssızlıklara rağmen bence iyi işler olmuş burada. Arılar iyi gayret göstermiş. Her şeye rağmen. Evet. Yaptığımız bütün acemiliklere rağmen yine ağır bir tepek. Ama arka tarafını sırlamamış. Ön tarafını sırlamamış ağırlandı. Ama bakarız bal eğer buğulandıysa, akmıyorsa alınabilir. Damlıyorsa tabii tutarız tekrar da. Sizin dediğinizi yapalım hocam isterseniz şimdi. 2-3 tane aldık oraya. Bir alt kata bakalım artık durum nedir. Olur mu? Şimdi şöyle alıyorum. Tabii bunu kaldırırken hocam şunu bir tutabilir misin? Ben böyle dikkatli bir şekilde bunu boşaltmak istiyorum. Çünkü bu sefer çıkartırken ızgaranın üzerinde birçok arı var. Bunları erkek arı da var bir tane. Güzel bir iri de. Evet, bu sene çok değişik şeyler yaşadık ya. Vallahi. Bunları ben buraya silkeleyeyim. Olur hocam, yavaşsın. Altta da bal yoğun gibi gözüküyor. Hocam öyle bir durum varsa bir planlama yaparız. Üstteki yarım balları çerçeveleri. Tepe yukarı tepe, aşağı veririz. Aşağı veririz. Aşağıda eğer ana arının yumurta atabileceği yer yoksa oralardan gerekirse alırız. Çünkü sizin burada sezon bitmiyor arkadaşlar. Meşe balı da oluyor. Çıkartıyorum hocam. Hayırlısı, ben çok merak ediyorum. O kasnak tek değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İki tane kasnağımız var. Bir tanesi de diğer kovanda. Evet. Ama bu kasnağın ben çok şüpheliyim. Çünkü bir türlü biz bu kasnağı şey yapamadık. Balla doldurtamadık ama bu sefer evet ağırlaşmış ve dolmuş. Afiyetle ilgili çok güzel olmuş. Evet. Çok olmuş. Güzel olmuş. Şimdi şöyle alıyorum. Aldın hocam evet. O tamam yani. Karakovan balınızı aldınız. Evet. Denememiz iyi. Sonucu iyi.
Şimdi hocam burada tabii çok şişmiş çıtalar var. Evet. Bu hocam ham petek verirken arılar eski petek üzerinde oyalanıp onu çok kabartıyorlar. Tabii dengesiz bir kabarma oluyor. Bu kapak diyebileceğimiz bir kapak. Dökülüyor mu hocam? Anarıyı da bakalım da. Renk boyadınız değil mi anarıyı? Boyalı. Buradacık. Burada. Onu evet, şöyle kenara doğru evet, ayırın hocam. Bu peteği. Şuraya. İçinde hocam. Şunu alıp ondan sonra onu ayırayım hocam. Ben alayım. Geniş yani alan kalsın ki öteki tarafa geçemesin. Tamam. Anamızın sağlıklı olduğunu görüyorsun değil mi hocam? Gördüm. Çok güzel. Maşallah. Bu senenin arısı 2022. Evet. 2022'nin kendi çıkarttığımız arımız. Hocam bayağı güzel bir petek bu. Bakarsanız. Üstü kemerlemiş. Evet. Arada yavruları var. Çok tamam. Güzel. Çok güzel. Harika ya. Hocam harika Allah. Kalabilir burada değil mi? Bunu böyle indiriyorum o zaman. Ananın yanında durabilir. Ana da ta nereye kadar gitmiş yani. Evet. Şunu ayıralım. Güzel bu kovanımız toparladı hocam. Bu kovanımız toparladı. Bunda da kapalı şarkı, yavrularımız. Çok güzel. Yoğun bir şekilde. Evet. Çok güzel. Uğraşmış. Kemeri de yapmış ve sırlamış. Evet. Harika yani. Bu şeyden sonra toparlandı hocam. Bu krizden sonra toparlandı. Şu 3 numaradan getirdim bunun anasını biliyorsun. Evet, evet. Hocam ama olmadı. Ondan sonra kendi çıkarttığı ana ki bu. O devam etti yolda. Çok yoğun bir şekilde devam etti. Hocam nasıl? Yavru var değil mi? Yavru var, papalı tamam. Yavru var. Güzel hocam, kemeri çok falan da güzel. Çok güzel, kemerini falan yapmış. Görülebiliyor mu kemeri bilmiyorum. Evet, evet. Çok şöyle hoş. Gayet güzel, sırlayarak yapmış hem de. Evet. Geçen sene böyle olmamıştı. Yapamamıştım kaç geçen sene o kadar. Kaç kilo var sizce? 1 kilo, 1,5 kilo var mı? Şunda mı? Evet. Bence 2 kilodan fazla. Tamam. Bence 2 kilodan fazla balı hocam, var. Hocam kış daha uzun ama kışlama düzeni olsa tam istenen düzen bu. Kemerli değil mi? Evet. Hiç şerbet takviyesi. Bu değil. Sonradan coştu hocam. Aşağı yukarı 10 gündür ben hiç ellemiyorum bunları. Nasıl? Yavru var. Var mı hocam? Yavru atacak yer de var. O çok iyi. Şöyle bir bakayım. Günlük var mı diye bakmaya çalışıyorum da var. Günlük de var abi burada. İyi, devam ediyoruz zincir o zaman. Günlük de var. Biraz yoğun bu kovanımız. Enteresan. Tarla cidden şöyle sanki kovan içi çalışan kişileri var gibi görünüyor. Bu kadar normalde kovanın içi, bak hala burada da kapalı yavru var. Güzelmiş. Bunu da bırakıyorum, hiç uğraşmıyorum. Tarafı da yavrulu. Güzel. Bakalım. Şuraya yeni petekler vermiştim. Bakalım onlar ne halinde. Alttan pek sağım yapamayacağız herhalde hocam. Öyle görünüyor. Arı her yere yavru atmış. Gayet genç bir arı olduğu için. Bu güzel. Bu olabilir. Evet. Bu sağımlık abi. Güzel temiz bir petek. Sağılıp tekrar verilebilir hocam. Bunu şöyle evet, üst kata, üst kata koyayım. Anamızı gördüğümüz için rahat. Katta çalışabiliyoruz. Bakalım bunu kabartmış mı yeterince? Bunu merak ediyorum. Çünkü en son verdiğim temel peteklerden biri de buydu. Kabartmış. Bir de bu tarafına şey yapmış. Aman, bembeyaz hocam. Pırıl pırıl petek. Ya bak burayı görmemiş ama. En tarafa. Hocam şey. Bakın şuraya da sır atmış ya. Harika bir petek ya. Bakar mısınız? Maşallah. Yani tam istenen bembeyaz hocam. Buz gibi. Tam yazlık. Evet. Tam yazlık. Çok hoşuma gitti. Evet, kapağı da alacağız herhalde hocam. Kapak yapabilirsiniz eğer bulursa. Polen yoksa eğer kapakta yeter. Boşsa polen anlamında. Az. Polen az. Hocam bunu süzdürebilirsiniz. Evet. Düşün çünkü şu peteği çalışıyorlar belli. Tamam, ben bundan başlayayım o zaman silkelemeye. Bir şey yapacağız hocam. İstersen şey yapalım. Olur, içine silkin hocam siz. İçine silkeleyelim. Bunu bir çıkartalım. Rahatça. Ben çalışmaya çalışacağım. Ben ittireyim biraz daha şunu. Tamam. Çok güzel. Fırçayla. Fırçamız nerede? Arılarımızı fazla rahatsız etmek istemiyoruz. O yüzden de
bir an evvel. Değil mi? Bitti. Herhalde gitti. Bir tane daha şurada. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam hocam. Hepimiz ne olduysa bu sene. İlk şeyi bize aldık. Ben bir çekeyim bakalım genç. Hop bırakmıyorlar vallahi. Arılarınız siz öyle diyorsunuz da çok da şımarık değiller. Bak hiç şeyleri yok. Evet şimdi kapak çıtamızı ne yapalım? Onu yapın isterseniz hocam. Taze, güzel bir bu senenin ürünü olan kabartsınlar. Duruma göre kışa doğru bakarsınız. Eğer düzgün kabartma olmazsa. Aynı siz... aynı sırayla çekiyorum. Hiç sırayı değiştirmeden. Tabii ki zor oluyor. Arılara da zarar vermeden yapalım ki. Şöyle yapalım. Tek güzel. İşte iki kişi çalışmanın da böyle bir güzelliği var. Hep hayalini kurduğum şey. Allah razı olsun senden hocam. Yarın bana valla... Bana da güzel idman oluyorsun. Ben bu aşamayı bir sene yaşamayacağım için. Seneye de sende olacak bu atraksiyon. Evet. Seneye belki de süzme makinemizi almış olacağız. Belli mi olur? Evet, arı yoğunluğunu görüyor musun hocam? Evet. Evet, şimdi buraya bunların hepsi süzülecek kasnağını gibi. Kasnağını önce silk istersen hocam. Yavaşça, kasnak biraz sıkıntılı olur. Çok yavaş silkmen lazım. Çünkü düşebiliyor, dirençli olmadığı için. Öyle düşebiliyor. Mi? Çok dikkat. Onu da ilk defa deneyeceğiz işte. Evet, evet. Çok yavaş. Fırçayı kullanırsın. Bence tamam hocam, fırçayla temizleyin. Güzel olmuş, güle güle yiyin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi. Gözler çok iri. Erkek için yaptılar herhalde ki. Evet, erkek gözü gibi ama. İhtimalle de bal doldurmuşlar. Çok geç kaldı ama bunun balı. Bunun balı beklediğimden çok geç kaldı hocam. O zaman bahar balı da var bunun içinde. İlk yaz, ilk bahar balı da var, yaz balı da var. Değil mi? Karışık. Tabii. İlk bahar balı da var, yaz balı da var. Doğru. Bir tane arı vardı hocam kenarda, sağda solda gördüm ama. Öyle bir tane, iki tane kalsın çok önemli değil. Onları çözerim artık da. Şuradan başlıyorum. Hayırlısı olsun hocam. Güzel gidiyor. Bunları süzdürmek lazım hocam. Bekletmenin bir gereği. Hop. İçeride yapabilirsen çok fazla olur. Hakan hocamın bu üst katı kenara ayırıp silkmesi, peteklerin üzerindeki arıları bir defa silkmek anlamına geliyor. Sallamak anlamına geliyor. Evet. Ve arılar sinirlenmiyor. Eğer üstte bırakıp peteklerin üzerindeki arıları hep düşürseydik şu anda çok sinirlenirlerdi ve bize saldırırlardı. Öyle bir şey şu an için yok. Ama olacak gibi gözüküyor. Tabii yiyeceklerini alıyoruz. Onlar sayım yapıyordur değil mi hocam içeride? Ya. Peteklerimiz azaldı. Bize bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada bir gasp var galiba falan diye. Evet. Yavrular. Nasıl hocam o? İyi mi? Bence arkası dolu. Polenli. Polenli kapak çıtası bile olabilir bu. Eğer diğerlerine bir bak istersen. Bol polen var ya. Poleni görmedim ben burada. Polen bu taraftan ben gördüm. Hoş bir polen oluşmuş. Hani o nasıl? Şu, bu da polenli. Ama bundan çok fazla bal yok. Bunu silmeyebilirsiniz. Bunu kapak yapabiliriz. Öteki daha olabilir hocam, olabilir. Ama o polenli onu... Bunu ben şöyle alayım mı? Olur. Ama İçerken sıkıntı olacak. Ben şunların yerlerini değiştireyim o zaman. Onun kapağa geleceğini tescilleyelim. Evet. Sarı petekle de kapak olsun.
nektar dolu ama sırlanmamış. Hiç sırlanmamış. Nasıl? Yani. Buğulu mu hocam? Bal buğuluysa ve dam akmıyorsa bence iyi gibi ama. Hocam süzülsün. Yani öyle akan bal yok. Şimdi bu arıya sıkışık tutmanız gerekiyor ya bu mevsim hocam. Evet. O nedenle de bu sağım şart. Bazen arkadaşlar diyebilir ki içinde doğru düzgün bal yoktu ya da vardı muhabbetine girebilirler. Mevsim uygun olduğunda hocanın yerinde Eylül ayında da bal akım oluyor kısmen. O yüzden bu petekleri Eylül ayında da değerlendirmek mümkün. Mümkün olmazsa da sene. Devam ediyoruz. Dumanlama iyi mi hocam? Bence gayet iyi. Hafif hafif veriyorum ama. Şu anda bence iyi gidiyoruz. Bu iyi. Bu da iyi. Polenli Polen ama silki şey olabilir hocam. Güzelmiş bu. Bence iyi hocam. İyi. Geçen sene ben bu şeylerin çoğunu bilmiyordum tabii ki, konuların çoğunu bilmiyordum. Nevzat hocam ve araştırmalarım sonucunda pek çok yeni bilgiye kavuştum bu sene. Bu da benim için büyük nimet. Yeni yeni birçok şey bu sene hem deneyerek hem tecrübe ederek hakikaten... Bu ne olacak? Diğer pastamız. Bu sonra verdiğimiz. Evet, bunu içeride bıraksak olur da bence. Olabilir. Arkası nasıl? Çok hafif. Evet, bunu bırakabilirsiniz. Devam edebilir yani. Şuraya, evet, şöyle bırakıyorum. O sırayla alacağım için öyle bıraktım. Evet. Bunda da az, çok az. Çok az bal var. Bu tarafı iyi ama diğer tarafında bal çok az. Durabilir hocam bunu. Ama bunu nereye bırakacağız? Katlı durabilir. Katı kapatmayacağız o zaman. O zaman kapatmayız hocam ya. Evet, bunda da bal var. Var bunu hocam. Alabiliriz. Kapak zaten. Var hocam. Üzerine sırlamamış ama böyle balda bir dökülme yok. Şöyle bakayım hocam, buğulu mu? Hocam bu bal sıkılaşmış ya, sorun yok. Ama bal gelmiyor gibi sanki artık. Ya da çalışan sayısı az içeride. Olabilir. Silkeliyorum. Silkeliyorum. Bizim ballarımızın sır konusunda bir sıkıntısı var. Geçen sene de sırlı bal çok fazla olmamıştı hocam. Arının cinsinden mi kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi bilmiyorum ama. Hocam bana göre sezon bitmiş olabilir. Şu an için bitmiş. Ama geçen sene de sezonun içinde ve dışında çok fazla sırlı bal alamadık aslında. Evet. Böyle bir şeyimiz vardı yani, handikapımız vardı. Şimdi hocam, şu balsız olan bir tane çıtamız var. O katta kalsın diyorsunuz. Hocam burayı onlayabiliriz bir şekilde. İstersen... Orayı onlayacağız zaten. Kaç tane var? 7 tane var. 3 tane petek hakkımız var orada. Onu koyarsın. Şunu yani. Koyalım. Buna bir doldursunlar inşallah. Bir tane kapak yapacağız. Anamız şuradaydı değil mi? Evet, gitmiştir hocam. Tamam, çekil. Şunu kapak yapacaktık. Kapak yapalım. Temel petek vermeyi düşünüyor musunuz? Ya da, o da polenliydi değil mi? Bu ağır bir çıta aslında, bunu sağabiliriz hocam ya. Ama dolsun dersen, biraz daha üst katta kalsın dersen. Hocam sağılsın madem. Şey bence saklasın. Ağır yani o. Tamam, ağırsa sağılsın. Daha mevsim çok hocam. Bir tek polenler kalsın değil mi? Pergalar.
Bırakmıyorlar peşini de. Şimdi pahalılarını aldık ya. Niye bıraksınlar? Hiç bırakmıyorlar peşlerini. Şimdi burada 3 tane daha var bizim şeyimiz, çıtamız. Evet, bunları ne yapıyoruz? Hocam isterseniz kasları bu tarafa alalım. Bir tane az ballı şu var değil mi? Az ballı. Az ballı olan bu. Onu buraya yerleştirelim. Hiç olmazsa. Bu üçünü? Onu da süzdürürüz eğer yeterli bir şey varsa. Bunu o zaman araya, araya sıkıştırıyorum. Şunu öne alıyorum. Yok, arkaya alsak kasna olur mu? Yavratmaz. Öyle mi? Evet. Tamam. Evet, propolis. Böyle iyi herhalde. İyi hocam. Şimdi mevcut durum nedir? Gerekirse tek kata düşürürüz ama ötekilerin balları süzülme durumundaysa, miktarı öyleyse tabii durum tamam, tamam hocam, buna müsaade. Süzülecek nitelikteyse bak istersen hocam ağırlığına. Ağır gibi gördüm hocam. Ben bana ağır gibi geldi. Bana da süzülsün hocam da. Bundan iyisi nerede bulacağız? Bu mevsimde bu arının ben bu seviyede yaptığını gerçekten şaşırdım yani. Ve o kadar badire atlattılar bir de. Çok da badire atlattı. Kaç defa oğula gitti. Ya. Anarasını kaybetti. Yeni anara verildi. Ona rağmen bu böyle bir durum oluşmuş. Hoş bir şey. Bir tane arı var içeride. Ama ona yapacak bir şey yok. Alıyoruz. Ağır mı? Ağır. Ağırsa böyle güzel gerçekten. Sırlamış. Ah, bir tane gitti. Öldürdüm. Tamam, dumanlayalım seni. Heh, şey yanlış yapmasın. Yaptık ama. Arılar saldırıya geçmesin. Bunu da süzdüreceğiz. 10 çıtada kalacağız abi. Öyle görünüyor hocam. Ben acaba... Bunda biraz polen molen var ama... Süzülsün hocam, temizlensin mi, çıta kendine gelsin. Oo, yok burası. Var var, o sırlı o. Süzülecek. Evet. Şimdi tabii benim bu seneki kapalı... özür dilerim. Kabarmış petek sorunum da çözülüyor aslında. Bugüne kadar hep... Yaşıyorduk o sıkıntıyı ama umarım bundan sonra katı alıyorum. Hocam solüsyon yapalım mı arı gitsin diye? Katı aldıktan sonra mı yapayım, şimdi mi yapayım? Fark etmez, getireyim. Hani o sıvı gelince şey yapıyor, aşağı çekiliyor arı. Hemen yapalım. Arıların üzerine doğru yaptığınızda o aşağıları giderler diye düşünüyorum bak. Gidiyor. Yağmur yağıyor zannediyor galiba. Aşağıda biraz faydası olur. Tamam, faydası. Hem iyi oldu değil mi hocam? Çekildi. Tabii tabii. Alalım bence artık katını. Şerbet verecek miyiz onu bilemedim hocam da. Şerbeti verecek. Bu kadar balı varken gerek var mı? Bence biraz daha dolduracaksa. Arı sayısı da tam 10 çıtalık hocam şu anda. Bence iyi gibi. Evet, kapatabiliriz hemen. Sakin esnaf. Evet. İlk kovanımızın sağımını yaptık. Oraya bir tane balı var, çubuğu bırakayım mı? Vakti geldiyse hocam bırakalım. Bence 20-25 gün. Hocam istersen varo red bile yapabilirsin bugünlerde. Bir kere... Onu bu varo red'i bundan karıştırıp yapmayı düşünüyorum ama... Onu da yaparsın. Solüsyonla. Ben de bir kere bir varo red yapın. Varo görünmüyor hocam. Yavrulara baktım ben.
Kek vermeme gerek var mı bunlara? Bence yok. Sen ne dersin hocam? Vermeyelim hocam. O zaman kapatıyorum. Son için iyi değil. Kenarlardaki arkadaşlar çekildi. Aha, aha, bak. Çıkıyorlar hemen. Yok, şey, güve. Nerede? Şurada içindeydi. Ya onları öldürmek lazım hocam. Ben öldürdüm galiba da. Arılar. Malınıza sahip çıkın. Tamam. Maşallah hocam. Güzel oldu. Evet. Bunu kapattık hocam. Hayırlısı. Sakinleşebilirler. Şimdi diğer kovanımıza. Ben bu tarafa geleyim abi. Geçebiliriz. Malzemelerimizi buraya aktaralım. Hocam şu düzen gerçekten çok iyi. Ortada bir kovan. Şu değil mi? Vallahi harika. Evet. Çok rahat çalışılıyor. Çok rahatlattı beni hocam bu. Acayip rahatlattı. Yani çok zor bakım yapıyordum. Bunun sayesinde böyle işler kolaylaştı. Evet. Biraz bekleyelim mi? Olur hocam. Yoksa hemen açalım mı? Açalım hocam, hiç sıkıntı yok. Hiç tamam sıkıntı. Hocam, onlar... sen yandan ayarı ver o zaman. Şunu da hemen şöyle koyayım. Bu arada hocam biraz genç gibi duruyor. Bal yaptıysa sürpriz. Şuradan verebilirsin hocam. Bal yaptıysa sürpriz diyeyim ben size. Yaptıysa maşallah. Hocam balı var. Balı var ama yeterli miktarda şimdi değil. Bu aralar bölme arılar. Bu senenin bölmesi sayılır hocam. Yani dönem başında yaşanan oğul durumu, çok oğul çıkma durumu planları bozdu. Bence bunlar bu senenin bölmesi gibi düşünmekte fayda var. Şimdi bakıp görelim bakalım nedir ne değildir. Evet. Bunu da istersen şöyle ayırayım önce. Arı yok hocam üstte. Yani bakıyorum ben temiz. Al, yani bu bakabilirsin şöyle. Şimdi şöyle. Az ama bir miktar var. Bir miktar var. Bu gölgeli ortam çok net görünmüyor. Siz bu boş. Ana arıyı gör. Boş. Buna gelmiş ama nektar geliyor daha. O zaman boş. Geliyor. Arı çünkü hafif. Yeni çalışıyor hocam. Evet. Daha bunların çünkü tarlacı oldu yeni. Yeni çalışıyor. Arıları daha yeni tarlacı oldu bunların. Bunlardan hep kapalı yavrular çıktı. O zaman şu iki çıtadan. Evet. Şu kapaktan ben umutluyum zaten. Alt katıda belki bakarız. Belki şu da bir şeyler çıkartabilir ama yok. Bak bunda da mesela kemeri yapmış ama içi boş. Yavrulamaya müsait şunda. Evet. Harika bir kışlık petek gibi görünüyor değil mi? Evet, bu da boş. Boş mu? Üst kattan bize ekmek yok. Yemiş bile olabilir hocam. Olabilir. Çünkü tarlacısı yokmuştur. Yeterli sayıda. Sezonda. Yemiş bile olabilir. Tamam, oradan bize ekmek yok. Bakarız. Üst alt katını merak ediyorum. Arı yok hocam. Şeyde. Üst kata çıkan arı pek azdı. Çünkü şey yoktu ya. Altta da arı çok yoğun değil bak. Yeni sıkışmışlar ama daha yeni yeni. Hocam yeni tarlacı oluyor bunlar. İşte aynen. Yeni tarlacı oluyorlar. Onun için bize pek bir hayırları olmadı bunların. Evet. Neyse kendilerini kurtarsınlar. Biz ona da razıyız. Doğru doğru. Şükür hocam. Bu kadar badireden sonra. Yavru var hocam ondan. Yavru mu var? Ben bir tarafta var. Gördüm. Bu tarafta ben görmedim de. Anarısına. Evet burada da var. Anayı görüyor muyuz? Ana var mı? Ana göremedim. Senin bu gölgeli yer iyi. Meşelerin altı. Ama arıları ayırt etmek de kolay değil. Öyle. Hocam bunun katını herhalde biz bırakacağız yine. Öyle olur, öyle görünüyor. Şunun şeyi güzel ama kapağı çok güzel. İnşallah yavru yoksa bak bunu süzebiliriz. Evet. Aa, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Anarı var mı bir bakalım hocam. Anarı varsa bakacağım şimdi. Lazım. Şurayı açayım da. Bunlar süzülmeyeceği için sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Bu tarafta yok. Boyalıydı değil mi anarısı? Boyalı boyalı. Yok hocam. Evet. Bunu da böyle alıyorum ben şimdilik. Evet. Üstünü aldıktan sonra çırparım. Tamam, buradan da bir tane çıktı yine. Bu geçen verdiğim şey. Enteresan bir şekilde bak. Örmeyi nasıl değişik yapmış erkek yuvalarını. İhtiyaç hissetmişler demek ki. Şöyle göstereyim. Evet, çok ilginç. Şurası çok değişik bir şekilde petekleşmiş. Ama peteğimiz de çok düzgün değil ki. Arılar zorluk çekmiş abi. Ama genel olarak da iyi yine de kabartmış petek yani. Petek istemiyor hocam. Bak şu durumda yarısını kabartmış, yarısı kabarmamış ya. Bu arı petek istemiyor. Onu söyleyeyim. İhtiyacı yok. Yok. Ama bizim tabii
Oo, çok. Yavrulu olmasa iyi kabar. Yavru var mı bunda? Var. Çok. Var mı? Çok mu var? Çok olacak. Üste alalım. Ha? Üste alalım. Üste alınabilir hocam. Üstteki bravo valla. Üste alıp yavru çıkması beklenebilir. Beklenir çünkü bak şu ağırlığa bak Allah'ın seversen şöyle bir. Yani. Evet, güzel. Valla çok güzel. Onu ben üste alayım abi. Bunu siz üste alın. Anası yok değil mi hocam orada? Bak. Yok yok. Görmedim. Üste alın, üstte yavrusu çıksın. Güzel sarmak lazım ama. Sararım sararım. Geceleri sabaha kadar soğuk oluyor. Vallahi daha o soğuklara gelmedik hocam ya. Ya hala çok sıcak. Hocam, geceleri tabii ki bak kapalı her taraf. Burası komple kapalı o taraf. Kapalı yavru. Bu da kapalı farklı yavru. Güzel. Şey ince ya hani. Tepeyi kabartmamış ya, çirkin değil tepeyi, öyle diyelim. O çok güzel. Kabartılmadığı için aşırı onu altta tutulabilir hocam. Bu da çok ağır. Ha maşallah. Bunda erkek de var. Bunda? Şöyle göstereyim. Ha, erkek gözler yapmış. Niye buna ihtiyaç duymuş ki? Hocam şu mevsimde iyi gidiyor demek ki. O taraf nasıl? İyi gidiyor. Erkek gözü burada var. Var mı burada? Var var. Erkek gözü burada var. Bunu da mı üste alsak acaba? Eğer üstteki petekler boş diyorsan hocam alabilirsin. Boş. Yer değişik yapabilirsin. Nasıl sen süzmeyeceksin onları. Kesinlikle. Şimdiden koyalım. Ya bu da fena değil ağırlık olarak da. Şekil şemal bozuk onda. Evet. Onu alabiliriz hocam, aslında ya. Alalım onu istersen. Petek şunu koyalım onun yerine. Ben anarının yavru atacağı kadar düzenli bak. Görülebiliyor mu bilmiyorum oradan ama. Gözler hiç düzgün değil. Değil değil. Bunu o süzelim ya. Bu süzüyorsun hocam. Süzüyorsun kendi. Gerçekten çok çirkin. Evet evet. Bu. Altıgen bile değil. Zaten bak alttaki şeyi görüyor musun? Etleri. Evet evet. Tamirli şey petek evet, bu. Evet o hep arıza. Onun için ondan bize bir şey olmaz. Hemen silkeleyim mi şöyle şurada? Silik hocam. Zaten. Gerçekten bunu çok fazla arıza yok. Süzülmesinde fayda var. Belki düzeltirler süzülünce. Ama zor görünüyor. Bence düzelmez abi o ya. Hocam bu arının tarlacısı çoğalmış. Daha yeni. Daha yeni hocam. Daha yeni. Arı gelmiyor değil mi hocam? Ana var mı? Benim tarafı göremedim hocam. Yani boyalı bir arı göremedim. Ben de göremedim. İndirelim. Bunlar nizami. Güzel. Çıtalar ince hocam. Aşırı kabartılmış değil. Kışlamaya müsait. Bunda yavru var. Ana görüyor musun? Anayı gördüm. Ben gördüm. Tamam burada. Güzel mi? Gayet başarılı hocam bak istersen. Ha maşallah. Siyah ve güzel bir ana arı. Evet. Simsiyah. Maşallah. Karniyol gibi görünüyor değil mi? Karniyol. Bu şeyden bizim kendi arımız. Şimdi, yani aslında bu sene çok güzel ana arılar biz çıkartmayı başardık da. Çok güzel. Yani acemiliklerim maalesef süreci geriye itti. Hocam yavru var bu tarafta ve güzel petek kalabilir. Tamam yavru kalıyor. Çıkıyor. İstersen üst kat alabilir. Ağır mı? Yok değil. Değil. O zaman üst kat almayın. Şuradan belki bir şey çıkabilir ama bu da hafif. Ben daha artık şey yaparken anlıyorum çıtaları. Evet. Güzel kabartılmış bir petek. Güzel kapak olur hocam. Kalsın bu. Sen üstten 2-3 tane de çıta indirirsin buraya. Olur biter. Düzenleme yapmış olduk yani. O zaman şey yapacağız bile. Yine alıyoruz yani şey. Buradan. Çıta alacağız. Evet, bak şunları evet. Alacağız. Ben şimdi oraya bir tane kapalı vereyim. Şey kabartılmış vereyim. Evet. Araya. 2-3'e. Güzel olur hocam. Şu. Bak tertemiz. Evet. Yavru. Kemerli memerli. Polen de var mı? He? Polen de var mı? Polen var mı? Çok az miktarda yeterli var bu tarafta. Yeterli. Burada da çok az. Şunu indirdim. Şunu çekelim. Şey mi? Buraya mı vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi şuraya vereyim diyorum ama. Bölersin o zaman. Ya 2'ye 3'e ver. Bölme ya da 8'e 9'a ver. Bahar düzeni gibi. Bak. Şeyi bölmemek lazım. Polenli mi? Yok. Nektarlı. Var mı polenli var hocam? Polenli var mı buraya polenli? Polenli şu olabilir polenli ama. Yok bunda da yok. Bu kabarmış petek. O zaman istersen kalsın. Hocam ağırlıklı olarak arı şuradan çalışır. Şuraya mı? Şuraya veririz ya. Şu araya gireyim ben. Şuraya, şuraya mı?
Üçe mi? Şurada dörde dolu. Ha, bence şuraya girsek olur. Dörde, evet. Şunları bir süz şey yapalım mı? Silkeleyelim mi? Alayım mı buradan da? Bir dakika. Şimdi oraya bir dakika şunu da verelim. Bunların hepsini almaya karar verdik mi? Bir bakayım bir ağırlıklarına. Evet. Aa, bir dakika. Bunlardan bazıları üst katta kalacak dedik ya. Yavruluydu. Tamam. Yavrulular üst katta kalacak. Hı-hı. O zaman burayı yine sıkıştırmamız gerekecek ama. Tabii. O ne hocam? Kasnak mı? Yok, bu şöyle. Şu beyaz şekilsiz kesin olan. Ha. Bunu ikiye bırakalım. Olur. Arkaya ballı bir petek şunu varsa. Şunu verelim. Ha. Esmer hem. Şöyle yapalım. Kışın esmer petek gerektiği için. Tamam, burası tamam. Bunu alıyorum şimdi. Böyle. Bunlar yavrular var değil mi hocam? Şimdi bunların içinde yavrular var. Onları tekrar. Şunları süzüyorum ama. Alıyorum şunları. Ha, pardon, bu burada da var. Var hocam. Etek tarafında da olabilir. Bunlar yukarıda kalacaklar. Tamam. Hocam kalacak. Tamam. Erkek arı çok çıkıyor hocam ya, hayırdır? Bilmiyorum valla. Mevsim iyi mi yani? Yani anca toparlar diyor ama. Yavrulu hocam. Ya, yavrulu. Bir tane kapağı bulursa, bu da burada kalacak. Evet, bir çirkin bir. Kabar, evet, aşırı kabartmış. Ana rüzgarsını koymasın. Anları çıkartmıyor mu? Tabii de. Bunlar böyle. Şuna bakacaktık. Var mıydı bunda yavru? Yok herhalde. Bu süzülebilecek bir petek görüntüsü var hocam. Bunu alacağız. Şunları biraz daha iter misin başa doğru hocam? Buraya doğru. Aha. Dur. Yeter. Çok iyi. Bunun önüne bir temel petek koyalım mı? Gerek var mı? Koyacağım hocam. Var, getirdim. Tamam. Kabarmış bile olabilir. Erkek arıya bakar mısın? Kocaman ya. İyi besliyorlar da onları bakalım ne zaman kesecekler. Kesmemişler. Şöyle bir şey var hocam, bu kurtulur mu? Şey mi? Kurtulur çok dersen bunu alalım, kapağı verelim istersen. Vallahi örerler mi bilmiyorum hocam. Bir tarafı yaralı çünkü bu. Ben bunu hocam, en sonlara bırakmıştım. Hocam bundan bir şey olmaz ya. Emek ver bana sen. O zaman temel petekle devam ediyoruz. Hemen kapatabiliriz onu. İyi düşündün hocam, şu yavrular çıksın, hiç olmazsa bu aşırı kabartılmış petekleri süzmek, oradan almak mantıklı. Çünkü arı hareketlerini kısıtlıyorlar. Şunu da şuraya veriyorum. Evet. Yaz olduğu için bence gider. Belki bu fırsattan istifade... Sıcak tutar en azından. Aha. Biraz da belki kabarırlar. Evet, şimdi sıkıştıracağız. 3 yavrulu var yukarıda çıkması için. Aynen. Aşağıda yeterli sayıda boş petek verdik anar için. Çünkü doldurmuş değil mi? Anarı her yere yavrulamış olabilecek yerlere. Boş yeri yok. Yani. Mantıklı. Şimdi kabarmışları da verdiğimiz için daha da yavru atabilir istediği gibi. Tabii, rahat, rahat rahat. İstediği rahat, kadar yavru atabilir. Şimdi bunu saracağım ben yine tabii ki. Şunu tutabilir misin hocam? Zeytinize. Biraz daha uzatalım biz. Geceleri soğuk olduğu için çok mesela videolar izliyorum, takip ediyorum. Arıcılar diyor ki yavru çürüklüğü var. Allah bence Allah, bu geceleri, mevsimde. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, mı acaba? Isı farkı çok fazla bence.
sabrıklığını zannetmiyorum. Hocam şey koyalım bunlara. Maylum. Bir dakika. Bir tane de bunlara koyalım. Bir de bunlara da ilaç yapalım mı ki? Ha, fıs fıs yaparım onu. Yok. Kaldırıver hocam şurayı. Şuradan. Bak nasıl sakinlediler, görüyor musun hemen? Anında, şunu da bırakayım. Anında sakinlediler. Şerbet vermedik hocam. Yeteri kadar balları var. Balları var. Hiç süzmemiz, yani süzmemiz onların arası, balını eksiltmedi aslında fazla. Yok hocam, bir olağan dışı bir şey yapmaz ya. Şu an stres görünmüyor arılarda. Öteki kovana bakarsanız zaten hiç arı bile hareketli kalmadı. Şu naylonu koyalım hocam, ben kapağı getireyim. Tamam. Şerbet bile boşuna yaptık yani. Acaba dedim. Ya istersen verirsin ama bal var hocam içlerinde. Strese girecekleri bir durumda. Tamamen almadık biz balları. Evet. Yo, burada da çok sağlam bal var. Orada da ballı. Bütün kemerler ballı. Kenardaki çıtalar da ballı. Hocam, yavrulu çıtalar da ballı. Yani şimdi eğer tamamını yavrulu falan süzüyor birçok arıcı. Profesyonel arıcılar. Tamamını alsalar şerbet verirler. Ama biz zaten sanki kış dönemine girmiş gibi ballı ve düzenli bıraktık. Evet. Kış düzeni var. Özellikle siyah petekleri seçtiniz. Onları koydunuz alt tarafa. Hı hı. Anarının yavru atabilmesi için gerekli boş petekleri verdiniz. Bir tek şu kovanda çok aşırı kabartılmış petekler vardı. Yavrulu petekler, onu üst kata aldınız. Mantıklı. Çünkü o aşırı kabartılmış petekler sonra gerçekten arı hareketliğini, kovandaki çalışmayı zora sokuyor. Bu da inceltilebilecek, yani sonradan süzülebilecek petekler haline gelir. Evet. 20 güne, 15-20 güne kadar. Aşağı yukarı. Ha, yani belki oldu. O zaman Eylül balını da bekleyebiliriz aslında. Evet, bence güzel bir hasat oldu. Şu bir şeyin ızgarası değildi değil mi peki? Bu bir numaranın şeyi, zaten kapattığımız için. Ona ihtiyaç kalmadı. Gerek kalmadı ona. Hocam isterseniz diğerlerine de bakalım. Burada diğerlerine de bakalım. Bir şey varsa yardım edeyim. Burada yapılacak bir işimiz kaldı mı? Petekleri götürelim mi istersen hasata? Şunları ben bir alayım. Şuraya. Burada birkaç tane arı var öyle de. Çıkabilirler de. İçinde kalan. Açarsan çıkarlar. Hadi. Evet. Hah, bravo. Şuna da yapalım abi aynı işte. Bir arı, bir arı burada. Ah, varmış. Yürüyor. Tamam. Bu da tamam. Oo. Şunu ben alayım. Bu yalıtım içinde mi bıraksaydım? Bunu götürüyorum, geliyorum. Ben de getireyim. Ha, sen almışsın zaten malzemeleri. Orada. Bu şekilde 30 o zaman. Yok, seni kapatıyor musun?